geldiniz sevgili monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bu hikaye okumalarına uzunca bir süre ara vermiştim aslında. Çünkü hikayelerin yeteri kadar izlenmediğini düşünüyordum. Ama daha sonrasında farklı videoların altında tekrar hikaye okumama yönelik istekler vardı. Sizi kırmak istemedim. Hazır da geçenlerde yakın geçmiş zamanı incelediğimiz bir video olmuşken böyle yakın geçmişte kullanabileceğimiz birkaç cümleden oluşan küçük bir yazı hazırladım ve bunu bugün birlikte inceleyelim istedim. Eğer yakın geçmiş videosunu izlemediysen ya da hikayeyi okurken tam olarak bir şeyleri oturtamadığını düşünüyorsan şu yukarı bıraktığım linkten yakın geçmişe gidip 10 dakika kadar ayırarak yakın geçmişin nasıl kullanıldığına yönelik bilgiler edinebilirsin. Eğer bu tarz videolardan keyif alıyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız özellikle yorum bırakabilirsiniz. Yorumlar değerli biliyorsunuz. Şöyle bir hikayemizi okuyalım. Aşağı yukarı neler varmış bakalım. Daha sonrasında da kelime kelime, harf harf neyin nereden geldiğini açıklayarak hikayemizi inceleyelim. Hoy ha sido un buen día. Me he despertado más temprano de lo normal. He desayunado con mi familia y he visto una película con mis hermanos. Sobre las 5 de la tarde, me ha llamado un amigo mío y hemos quedado para cenar juntos. Me he puesto un vestido blanco y unos zapatos rojos. Ha venido a recogerme a las 8 de la tarde. Hemos cenado en un restaurante mexicano y he vuelto a casa a las 11 de la noche. Gibi böyle mini bir yazıdan oluşuyor genel hatlarıyla. Şimdi gelelim bunu tek tek, kelime kelime, harf harf analiz ederek neyin nereden geldiğine bakarak okuyalım. Özellikle bu çalışmalar YDS İspanyolca için çok değerli oluyor biliyorsunuz. Tabii ki daha teknik yazılar okumanız gerekiyor ama aşağı yukarı nasıl okuyacağınızı öğrenebilirsiniz bu videolardan diye düşünüyorum. İlk cümlemize bakacak olursak. Hoy ha sido un buen día. Öncelikle fiilimizi seçiyoruz, tamam mı? Fiilime baktım. Ha sido şeklinde çekimlenmiş. Diğer videoyu biliyorsanız zaten ser eylemini çekimlediğini rahatlıkla anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Er kısmını atmış, ido getirmiş. Daha sonrasında a dediğine göre demek ki üçüncü bir şeyden bahsediyor. Ha sido, oldu. Ser olmak anlamına geliyor. Ha sido, oldu. Hoy, bugün demek. Hoy ha sido, bugün oldu. Ne olmuş bugün? Un buen día. Día gün demek. Buen, bueno, buena iyi manasında kullanılıyor. Día eril bir kelime olduğu için buen tercih edilmiş. Un da zaten bir demek. Ya eril bir kelime olduğu için una şeklinde değil, un olarak kullanmış. Yani diyor ki bugün oldu iyi bir gün. Bugün iyi bir gündü. Me he despertado más temprano de lo normal. Öncelikle fiilimi seçiyorum yine. Me he despertado. E despertado şeklinde kullandığına göre bunu ben yapmışım. Başında bir de me var. Me de yine benim, kendim demek. Demek ki dönüşlü bir fiilden bahsediyor bu. Me he despertado. Uyandım. Despertarse eyleminden geliyor. Más temprano. Temprano erken. Más daha demek. Más temprano daha erken. Neyden daha erken olduğunu söyleyebilmek için devamında bir de kullanmış. Neyden daha erkenmiş bakalım. Lo normal. Şimdi normal zaten normal. Lo'yu neden kullanmış? Lo dediği de artık olan, hani normal olan şeyden, normalinden daha erken uyandım. Toparlayacak olursak normale göre daha erken uyandım demek istiyor. Devam ediyorum. He desayunado con mi familia. Cümle sonlanmamış, i şeklinde devam ediyor. Ama demek ki başka bir cümleye bağlayacak. O yüzden burada kesebilirim. He desayunado. Desayunar eylemini çekimlemiş demek ki. Kahvaltı yapmak anlamında gelir. He desayunado. Kim kahvaltı yapmış? Ben kahvaltı yapmışım. Kahvaltı yaptım. Con demiş. İle. Kim ile kahvaltı yapmışım? Mi familia. Familia aile. Mi familia benim ailem. Ailemle kahvaltı yaptım. I ve he visto una película con mis hermanos. Buradaki artık ber eyleminden geliyor ve düzensiz bir eylem. Normalde eri atıp işte bido
falan yapmamız gerekiyor. Ama düzensiz bir eylem olduğu için bisto şeklinde kullanıyor. Yine ebisto demiş, demek ki ben izlemişim. Una, pelikula, pelikula, film, una, bir demek, pelikula dişil olduğu için una pelikula şeklinde dişil olarak kullanmış. Bir film izledim, con ile demek de hatırlayın. Kimle izlemişim? Mis hermanos. Şimdi hermano erkek kardeş, hermana kız kardeş. Hermanos dediğine göre bunların hepsi erkek kardeş de olabilir. Erkek kız karışık da olabilir. Erkeğin ağır bastığı bir dil biliyorsunuz. Burada artık mi hermanos dememiş. Çünkü yukarıda mesela mi familia diyordu, benim ailem diyordu. Familia tekil olduğu için onu öyle kullanıyordu. Burada ise mis hermanos şeklinde ikisini de çoğul yapmış ki seste bir bütünlük yakalayalım. Tamam. Mis bizim falan değil yani. Mi de benim demek, mis de benim demek. Sahip olduğum şeye göre değişiyor. Mis hermanos, benim kardeşlerim. O zaman ailemle kahvaltı yaptım ve kardeşlerimle bir film izledim diyor. Devam ediyor. Sobre las cinco de la tarde me ha llamado un amigo mío y... Yine iyiye kadar geldim. Şimdi bu cümleyi bilerek koydum ki saatlere hakim misiniz? Bunu görün istedim. Saatleri hiç bilmiyor olabilirsiniz. Biliyor ve bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz ama nereden geldiğine hakim değilsinizdir. Yine şuraya saatler videosunu bırakıyorum. Her birinin nereden geldiğini anlamıyla, mantığıyla açıklıyorum. Onu da inceleyebilirsiniz. O yüzden burada hızlı geçiyorum. Sobre las cinco. Las cinco saat 5. Sobre 5 gibi. De la tarde, öğleden sonranın, akşamın beşi gibi. Me ha llamado, yamar eylemi var burada. Me ha llamado diye kullanmış. Ha llamado dediğine göre bunu başka bir insan yapıyor. Me dediğine göre de bunu bana yapıyor. Demek ki eylem bana dönmemiş. Bu dönüşlü bir eylem değil. Başkası yapıyor, ben etkileniyorum. Yamar aramak, ha llamado, o aradı. Kimi aradı? Beni aradım. Kim aramış beni bakalım? Un amigo mio. Bunu da geçenlerde Instagram'a bir post olarak atmıştım. Amigo arkadaş, un amigo bir arkadaş, un amigo mio dersem bunun hem herhangi bir arkadaş olduğunu hem de benim herhangi bir arkadaşım olduğunu belirtmiş oluyorum. Un amigo mio. Yani saat 5 gibi, öğleden sonra akşam 5 gibi bir arkadaşım beni aradı diyor. Ve hemos quedado para cenar juntos. Burada da artık bir kedar eylemi var ve hemos şeklinde kullanmış. Yani biz olarak kullanmış. Kedar normalde buluşmak anlamına geliyor. Yalnız buluşmak için anlaşmak olarak da kullanılıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Diyor ki, hemos quedado. Biz buluşmak için anlaştık. Para diye devam etmiş. Para için demek. Demek ki ne için buluşacaklarını açıklayacak. Cenar. Comer yemek, cenar akşam yemeği yemek. Juntos birlikte. Şimdi beni arayan bir erkek arkadaş olduğu için kadın erkek bir karışık kullanım veriyorum. Artık juntos diye kullanıyorum. Beni arayan da kadın olsaydı ikimiz de kadın olacağımızdan juntas şeklinde kullanırdım. Me he puesto un vestido blanco y unos zapatos rojos. Dikkat ettiyseniz burada i'den sonra devam ettim, kesmedim. Çünkü i'den sonra başka bir fiil gelmiyor. Demek ki hala oradaki durum benim ilk cümleme, ilk çekimlediğim fiile bağlı. Me he puesto. Şimdi bakıyorum hiçbir şekilde tanıdık gelmiyor bu eylem. Çünkü bu eylem düzensiz bir eylem. Poner'den geliyor. Poner koymak demek. Ama he puesto derken bir kere bana göre çekimlemiş. Başında da me var. Demek ki yine kendime olan bir şey. Demek ki bu dönüşlü eylem. Ben yapmışım, ben etkileniyorum. Ponerse ise giymek anlamına geliyor. Yine Instagram'da paylaştığım bu kısa videolarda ponerse, vestirse ve cevarın farklarına değinmiştik. Ponerse giymek. Me he puesto, giydim. Neyi giymişim? Un vestido. Vestido elbise. Un vestido, bir elbise. Nasıl bir elbiseymiş bu? Un vestido blanco. Beyaz bir elbise. Ve diye devam ediyor. Daha neler giymiş onlara bakalım. Unos zapatos rojos. Zapato, ayakkabı. Zapatos şeklinde kullanılıyor bir çift olarak giydiğimiz için. Haliyle o çoğul olduğu için artık un zapatos diyemiyorum. Unos
zapatos şeklinde devam etmem gerekiyor. Tamamıyla bir bütünlük korumak amacım. Rojo, kırmızı demek yine zapatos çoğul olduğu için, çoğul bir kullanım yaptığımız için rojo'yu da çoğul şekilde kullanıyorum. Yine bir bütünlük sağlıyorum. O zaman ben beyaz bir elbise ve kırmızı ayakkabılar giymişim. Ha venido a recogerme a las 8 de la tarde. Yine fiilime bakıyorum. Ha venido. Basit bir eylem. Zaten ido gelmiş. Attık ido'yu. Er olabilir, ir olabilir dedik. Venir. Gelmek eylemi. Kim gelmiş bakalım? A venido diyor. O gelmiş. Burada dediğim gibi kimin geldiğini, nasıl olduğunu anlayamıyorsanız mutlaka o geçmiş zamanı anlattığım videoyu izleyin. Bütün çekimler orada diye detaylarına girmedim. A venido. Geldi. A recogerme. Recoger çok sevdiğim bir eylem. Bu böyle ortalığı toplamak olabileceği gibi birini bir yerden almak da olabilir. Yine Instagram'da kısa bilgisi mevcut. Recoger almak demek ama başında bir tane a var. A venido geldi. A recoger. Almaya oluyor artık, tamam mı? Biliyorsunuz a yönelmeydi. Mesela a casa. Eve. Al trabajo. İşe. A recoger. Almaya olur artık. Kime almaya? M diye sonuna eklemişim. Beni almaya. Buradaki M'yi mesela diğerlerinde, önceki kullanımlarda hep fiilin başındaydı. Me puesto var mesela. İşte me ha llamado var vesaire. Buradaki M neden sonda? Çünkü burada artık recoger'i çekimlememişim. Her şeklinde, oradaki er şeklinde bırakmışım. Mastar haliyle. Bu sebeple bunu artık sonuna kullanmam mümkün. Beni almaya geldi. Yine saatlere girmişim. A las 8. Saat 8'de. De la tarde. Tarde öğleden sonra demek. De la tarde diye bağlıyorsa demek ki öğleden sonra veyahut akşam 8'de beni almaya geldi diyorum. Saatlerin de detayı var. Uzamasın diye girmiyorum. Hemos cenado. Cenar ne demiştik yukarıda? Akşam yemeği yemek. Geçmiş zamanda kullanmışım. İki ayaklı gördüğünüz gibi hemos var, cenado var. Kim cenar eylemini yapmış? Hemos dediğime göre biz yapmışız. Değil mi? Arkadaşımdan bahsediyorum. Şimdi yukarıya baktığım zaman akşam saat 8'de beni almaya geldi oldu. Biz birlikte cenar yapmışız. Hemos cenado. Akşam yemeği yedik. En diye devam ediyor. Demek ki biz bu akşam yemeğini bir yerde yemişiz. Çünkü en bulunma manasına gelir. En casa evde, en el trabajo işte. En demişim burada. Un restaurante, restoranda değil mi? Bir restoranda. Un bir demek artık biliyoruz. Nasıl bir restoranmış bu? Bitmemiş, devam ediyor. Mexicano. Bir Meksikan restoranında biz akşam yemeği yemişiz. Şimdi buradaki X'le yazılıyor, farkındayım. Ama Meksikano değil de Mexicano şeklinde okuyorlar. Günlük dilde öyle nedense. Y he vuelto a casa a las 11 de la noche. He vuelto, yine bakıyorum. Ado yok sonunda, ide yok. Demek ki bu düzensiz bir eylem. Volver'den geliyor, dönmek manasında. He vuelto, kim dönmüş? Ben dönmüşüm. Değil mi? E diyor çünkü. A diye devam etmiş demek ki bir yere diyor. Nereye dönmüşüm bakalım? A casa. Eve dönmüşüm. Ne zaman döndüm diyor? A las 11. Saat 11'de. De la noche. Gecenin 11'inde. Noche de artık gece demek. Bunu böyle sadece yakın geçmiş zaman çalışalım ve pratik yapabilelim diye hazırladım. Umuyorum ki yakın geçmiş zaman bir tık daha iyi oturmuştur. Derseniz ki hocam şu zamanları da inceleyelim, şunları da bakalım. İşte ya da ne bileyim başka herhangi bir hikaye alıp okuyalım. Bunu ben yazdım çünkü yani tamamıyla yakın geçmiş zaman çalışması olsun diye. Ya da zamanların karışık olduğu bir hikaye olsun derseniz artık yani neye ihtiyacınız varsa bunu yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda bu geçmiş zamanın bulunduğu
video serisinde ki bir fiil ile bile konuşabilirsiniz şeklinde geçiyor. İşte bir fiil aldık, binlerce cümle kurduk vesaire diye başlamıştık buna. Burada istemek, yeterlilik, zorunluluk, sahiplik, gelecek zaman, işte saatler, bunlar mevcut. Her birine ihtiyacınız olduğu ölçüde izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz de aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım Instagram adresimden ya da mail adresimden benimle iletişim kurabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.